Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden herkese merhaba. Evet, bugün Anneler Günü. Bu vlog ne zaman gelir tam bilmiyorum. Biraz gecikmeli olarak gelebilir herhalde. Çünkü elimde temizlikle ilgili vloglar vardı. Onlar gelir herhalde önce. Hani vlogları da çok çok aşırı uzun tutmamaya çalışıyorum ki hani sıkılmayın diye. Bugün Anneler Günü. Yani sonradan kutlamış gibi olacak. Aslında gününde kutluyorum şu anda. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun diyorum. Evet. Şöyle Miray Hanım'ın bana şöyle not düştüm ki saklayacağım bunu hatıra olarak. Kuzum böyle resim yapmış bana. Şurada melekmiş şu yukarıdakisi. Orada kalp yapmış, ok atmış melek oradan. Şurada unicorn, at şurası. Böyle güzelce resim çizmiş ve Batuhan da dedi ki anne dedi pek bir şey yapamadık dedi. Hani yasaklar şeyler var dedi. Yemeği dedi, iftarı dedi biz dedi hazırlamaya karar verdik dedi. Sevgili eşim de dedi ki annen türlüyle dolmalık biber yapacaktı oğlum ben hani onları yapamam. onun için dedi hani annen yapsın gibi. Ama evet önden bir iyilik güzellik yaptı. Şöyle bütün malzemeleri doğradı. Hepsini şöyle aynı şey usul. Poşetimiz hazır bizim. Hani o market poşetlerine çöpleri biriktiriyoruz sonra toplatıyoruz. Burada mantar. Yani karışık güzel bir türlü yapacağız. Ve dolmalık biber vardı. Dolmalık biberi dolduracağız. Evet. O zaman başlayalım diyoruz. Evet. Soğanımı biraz kavurduktan hemen sonra biberleri atıyorum. Biberlerde biraz daha şey oluyor ya. Soğanlarla öldürünce daha çok hoşuma gidiyor benim yemeklerde. Evet. Evet. Havucu unutmuşum. Havucu da ben böyle yemeklerde önden koyuyorum. Şimdi havucunu da ekledim. İftara daha çok var ama önden yapıyoruz ki şöyle yemek böyle biraz bekleyince de bütün yemekler hani fırına girmeyeceği için böyle bir helveleniyor. Daha bir lezzetli oluyor. Hani suyu falan böyle daha güzel oluyor. Salçasını ekledim. Mantarını da koydum. Şöyle bir 5 dakika birlikte kavrulsun. Patlıcan ve patatesi ekleyeceğim. Suyunu da koyacağım. Ama suyunu hemen koymayacağım. Şöyle kapağını kapatacağım. Suyuyla birlikte tencerenin. Önce böyle bir kendi suyuyla pişsin. Ondan sonra suyunu ilave yapacağım. Evet gördüğünüz gibi şöyle kendi su verdi. Şöyle hafif kavrulur gibi olunca daha lezzetli oluyor. Direkt hani hepsini koyup suyunu atarsanız o kadar böyle şey olmuyor. Ama şöyle olunca lezzeti birbirine geçiyor. Burada da dolmalık biberin içine soğanını kavuruyoruz. Burada dolmalık biberler yıkandı hazır. Patatesi atacağım şimdi şeye. Burada da suyum kaynıyor. Ben kettle kullanmıyorum hani. Şöyle patatesimi de koydum. Böyle bir 5 dakika patateslerle birlikte de haşır neşir olsun. En son şimdi tuzunu, baharatlarını ekleyeceğim. Ondan sonra güzelce pişecek. Evet. Günün menüleri. Bayağıdır da türlü yememiştim. Özledim türlüyü. Ben patlıcan çok seviyorum. Özlemek istemiyordum ama şu patlıcan aşığıyım. Hani önceden de değil, evlenmeden önce hani sevmiyordum. Hani şeyken biraz seçilir ya, anne olunca böyle çocuğa o yarasın, bu yarasın her şey yeniyor. Gerçi patlıcanda da vitamin yok gibi diyorlar. Nikotin mi bir şey var diyorlar. Öyle diyorlar da bilmiyorum artık. İlla ki bir faydası vardır ya. Yani artık herkes bölünüyor. Şimdi de kapağını kapatalım. Şöyle bir biraz daha kendi halinde olsun. Evet.
Evet, şimdi tuzunu atıyorum. Orada da şeyi koyduk. Şöyle pul biber. Çok acı değil aşkım. Şöyle karabiber. Ondan sonra şöyle karıştırıyoruz. Şöyle kısık ateşte pişmeye bırakacağım sonra. Şöyle suyunu da ekleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir karıştırayım. Evet, çok azıcık daha ilave edeyim. Ondan sonra kısık ateşte pişecek. Pişecek aşkım. Yeter. Evet, çok aşırı da su olmuyor. Buna su koyayım aşkım. Yok. Evet. O yeter şeye, pilava. Şimdi bunu da kavuruyoruz. Salçasını koydum. Şimdi baharatını ekleyeceğim ve şeyini koyacağım. Pirincini. O da tamam olacak. Bu da tamam. Kısık ateşte pişecek şimdi. Evet, yemeğimiz güzelce pişti. Dürlümüz. Burada dolmalık biberimiz. Üzerine domates kapamadım. Çünkü domates genelde kimse yemiyor. Çöp oluyor. Onun için koymadım. Şöyle burada da güzelce bir salata. Taze soğandan işte maydanozuna, domates, salatalık, biber, soğan. Hani ne varsa güzelce hazırladık. Artık iftarda afiyetle yiyeceğiz. Çok da az kaldı zaten. Bayağı da acıktım artık. Son günler böyle daha da çok acıkıyorum sanki. Bilmiyorum, sizlerde de öyle mi oluyor? İlk günler böyle alışkanlık oluyor. Daha sonra birazcık böyle zorlanıyor gibi oluyor insan. Acıkıyorum. Evet, herkese hayırlı iftarlar diyorum. Evet, Miray Hanım kendisine oyun kurmuş. Ne oyunu kurdun? Bunu bu delikten mi? Evet. Evet. Kazandım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, biz bir boy böyle puzzle'ları dizdik. Miray Hanım'la puzzle yapıyoruz. Ben bunu yaptım, bunu da yaptım. Evet, orada iki tane var. Şunla şunu. Şöyle iki tane ayrı. Birkaç parçaları şöyle eksik. Şunu da mesela parçaları eksik. Aman şöyle. Sen bunu yapmıştın. Tam. Ben evet. Bunu böyle uyuyakalmıştım değil mi? Ha. Gece. Evet, hatta şunu yaparken şimdi şunları yaptık Miray'la akşam. Ondan sonra tam şunu yapıyoruz. O sıra babası da geldi artık işten. Dedim hadi kızım gel devam edelim dedim. Anne dedi ben dedi iki tanesini buldum, zekamı geliştirdim dedi. Sen dedi devam et. Ay ben daha gül. Babası zaten bir zaman daha hani onu konuştuk güldük o uyuduktan sonra da. Anne benim uykum geldi dedi. Ben zekamı geliştirdim, iki tane yaptım dedi. Ay. Anne bu nereye? Onun yok aşkım, kayıp galiba. Şimdi yaptıkça zaten şöyle göstereyim size. Burada böyle bir sürü içinde şöyle bölüm bölüm bir sürü hani ayrı Lego parçaları var. Şöyle. Şimdi yaptıkça eksik parçalar hangileri bulacağız bakalım. Bu puzzle'lar da bize nereden geldi? Miray'ın teyzesi. Teyze. Evet, teyzesi verdi. Teyze bunu izliyorsan bunları gönderdiğin için çok teşekkür ederim. Evet, bunları gönderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet, teyzesi verdi. Biz de şimdi yapmaya çalışıyoruz. Ablam da puzzle yapmayı çok sever. O hatta böyle büyük parçalı puzzle'lardan böyle yapar. Hatta birkaç defasına denk geldiğimde ben de yardım etmiştim. Bende de şey oluyor. Hani buna başladım. İlla onu bitireceğim. Bitirmeden hani şey yapamıyorum. Rahat edemiyorum. O muydu bu muydu? Hani o çok büyük parçalı puzzle yapınca bana biraz sıkıntı oluyor yani. Hangisi? Evet, biz Miray'la devam edelim. Ara ara böyle çekip gösteririz size. Değil mi Miray? Evet, biz devam edelim. Evet, şöyle bir derin açı alayım dedim. O şekilde bir görün. Şöyle şurayı boydan boya puzzle yaptık. Evet. Şimdi de dar açıda alıp öyle bir göstereyim. Evet.
Burada iki tane marsupilami var. Ya şekilleri de şimdi olmadığı için kutular var ama farklı. Mesela şunun kutusu 4 tane mesela puzzle var. Şu şöyle Cinderella kutusu. Şu böyle Kayu'nun. Ama çoğusunun da şeyi yok, kutusu yok. Hani nereye bakıp yapacağını insan bilemiyor. Şunun parçaları eksik sadece. Sadece değil, birkaç tane daha eksik olan var, onları da göstereceğim. Bu tamam. Bu tamam. Köstebekliler. Şunlar şöyle ayrı ayrı. Ama ben köstebeklileri çok severim. Evet, bu şekilde. Şunun da şurada bir tane eksiği var. Burada. Ondan sonra şurada bir eksik var. Ondan sonra bunda bir eksik var. Şurada bir eksik var. Şurada eksiği var. Şurada Keloğlan'da eksik var. Var aşkım Keloğlan'da. Şunda var eksik. Bak burada. Ondan sonracığıma... Bu tam. Evet o tam. Bu da tam. Bunu ben yapmıştım. Evet. Şu da tam. Şöyle bu şu tam şekilde. Değil. Ondan sonracığıma şunlar da tam. Şöyle kay anneciğim ben de geleyim. Şunlar eksik. Bunların... Yani hiçbirisi tamamlanmadı. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane herhalde var bundan. Ama tamamlayamadık. Bütün parçaları böyle herhalde eksikti. Sonra... Yaptıklarını göstereyim. Tamam bunu yaptım. Evet. Mira'nın yaptıkları. Bu da tam. Şurada da 2 tane parçası eksik Kayu'nun. Geri kalanı da şunlar da tam zaten. Evet. İşlem başarılı. Ve like. Evet. Like'larınızı bekliyoruz. Zili tam olarak da açmak unutmayın. Evet. Unutmayın. Şimdi bunları parçası şu komple eksik olanları atacağım. Geri kalanını da aynı şöyle poşetlere koyup şöyle ablam böyle poşetlere koymuş onları ayrı ayrı. Şimdi onlara koyup kaldıracağım. Resimlerimizi bozacağım. Evet. İftara da az kaldı. Ben kalkayım en iyisi pilavı yapayım. Çok teşekkür ederiz. Evet, Miray çok teşekkür ediyor. Bir de şey var bende, hani nasıl diyeyim? İlla hani oturdum mu başına onu yapacağım, bitireceğim. Dün geceden beri sabahta kalktım direkt buraya. Bir tavuk sote yaptım. Bugünün menüsü de tavuk sote. Tavuk soteyi yaptım. Ondan sonra tekrar geldim buraya. Şimdi pilavı yapmaya gideceğim. Yani komple bitirdik. Uykun mu geldi? Uyu aşkım. Evet, görüşürüz arkadaşlar.